If we choose you, will you wear the crown? I can never be lord of anything. And the three-eyed raven. It means I can see everything. He has the better claim to the throne. Every time a Targaryen is born, the gods flip a coin. The Mad King gave his enemies the justice he thought they deserved. Children are not their fathers. Be a dragon. You have a gentle heart. Targaryen, alone in the world. It's a terrible thing. You don't want to wake the dragon, do you? I don't want to. I'm sorry I wasn't there when you needed me. It's your choice. He's the heir to the Iron Throne. You were exactly where you were supposed to be. Brandon Stark, Eddard Stark'ın ikinci oğlu. Geçmiş dönem Winterfell'in lordu. Üç gözlü kuzgun. Bran the Broken isminin birincisi. Ve pisliğin teki. Hala atlatamadığım ve kitaplar çıkana kadar da atlatamayacağım bir final bölümü izledim. Aslında Anıl'la oturup uzun bir sohbet videosu çektik ama onun öncesinde bunu yayınlamak istedim. Çünkü önce Bran'ın nasıl en kötü düşman haline geldiğini konuşmak istiyorum. Why do you think I came all this way? Önce şunu söyleyeyim. Game of Thrones'a bayılıyorum ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bu zamana kadar geçirdiğimiz süre gerçekten harikaydı ve bunun için hep çok mutlu olacağım. Ama bu aptalca yazılmış sezon içinde her zaman öfkeli olacağım gibi duruyor. While Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces, they certainly haven't forgotten about her. Euron's ships could be anywhere. Dany kind of forgot. Özellikle de sevdiğimiz dört ana karakteri nasıl da karaktersiz kişiliklere çevirdiklerini düşünürsek. Jon, Dany, Tyrion ve Bran senaristler tarafından ihanete uğradılar ama Bran ve Tyrion konusunda emin değilim. Sanki bu ikisinin kötü adamlar olduklarını anlatmak istiyor gibiler. Ama neden? This is for you. I imagine you've seen things most men wouldn't believe. Make your way home again only to find such chaos. Chaos is a ladder. Şimdi bu finalde sevmediğiniz her ne varsa bütün her şeyi hazırlayan kişi Bran Stark'tı. Her şeyden önce bu dizi bize Bran'ın geleceği görebildiğini söylüyor ve onun olacaklara müdahale etmediğinin altını çiziyor. Eğer fazla iyimser bir izleyici gibi düşünürsek Bran geleceğe bir bakış attığında ileride çok mutlu bir Westeros görmüş olmalı. Eğer geleceğe bakıp onun yönetimde olduğu ve tüm toprakların mutlu olduğu bir Westeros gördüyse bunu bozmak istememiş ve kral olmaya razı olmuş olabilir. Kral olmayı istemese bile onun kral olduğu bir gelecekte herkesin mutlu olduğunu gördüyse bu uğurda masumların ölmesine bile göz yummuş olmalı. Ama dizi bize Bran'ın geleceği iyi gördüğünü net olarak söylemedi. Geleceğin güzel olduğunun garantisini de vermedi. Sadece Tyrion'un Jon'a 10 sene sonra her şeyin çok güzel olmuş olacağını söylediğini gördük. It doesn't feel right. Ask me again in 10 years. Ama Tyrion bunu bilemez ki. Bunu tahmin bile edemez. Ayrıca ne olursa olsun Bran geleceği gördüyse masumların çocukların ölmesine göz yuman biri. Böyle biri nasıl iyi biri olabilir ki? Bunun Dany'nin yaptığından ne farkı var? İşte asıl sorun da bu. Bu senaryoya göre Bran'ın kral olmasının Dany'nin kraliçe olmasından hiçbir farkı yok arkadaşlar. Dany tüm bu düzeni yakıp yıkıp yeniden inşa etmek istiyordu. Bran ise oturup Dany'nin bu düzeni yakıp yıkmasını izledi. Müdahale etmedi. Ve Dany eski düzeni yıkmışken şimdi Bran yeniden inşa edebilecek. Dany suçlu olacak. Jon da onu durdurduğu için suçlu olacak. Peki ya Bran? Söyleyeyim. Bran şu saatten sonra tüm güce sahip olan tek kişi olacak. Ya pislik Bran. Are you sure? It's wasted on a cripple. Eski günlere bakarsak Bran Arya'ya o hançeri verdiğinde Arya'nın o hançerle Night King'i öldüreceğini çok iyi biliyormuş. Demek ki Bran bir şeylere müdahale edebiliyor. Jaime'nin yargılandığı gün onu affederse Tyrion'un bir gün Jaime'yi serbest bırakarak Dany'ye ihanet edeceğini de biliyordu. Böylece Dany'nin Tyrion'u dinlemeyi bırakıp masumları yakarak herkesin gözünden düşeceğini ve onurlu Jon'un Dany'yi öldüreceğini de biliyordu. Children, little children burned! Yani Bran hiçbir şey karışmazken bile her şeye müdahale ediyordu. Halbuki o artık dünyevi hiçbir şey istemeyen, sadece tarihi görüp kaydeden bir varlıktı. Bran. I'm not really. Yine de Littlefinger yargılanırken bir anda ne kadar konuşkan biri haline geldiğini hatırlayın. None of you knows the truth. You held a knife to his throat. You said I did warn you not to trust me. O gün tahtı isteyen birini daha ortadan kaldırmıştı. Peki, Jon'un bir Targaryen olduğunu öğrendiğinde bunun herkes tarafından öğrenilmesini istemişti diyebilirsiniz. Ama şu sahneye bir bakın.
It's your choice. Hiç konuşmayan Bran birden konuşarak Jon'un Sansa'ya bu sırrı söylemesini sağlıyor. Tell him. Seçim senin diyor ama bunu dediği an zaten Jon'dan bunu gizleme hakkını alıyor. Biz o an Bran'ın düşüncesizce hareket ettiğini düşünsek de Bran Jon'un bu sırrı söylemesini sağlıyordu. Dany Jon'un Sansa'ya bu sırrı söyleyen kişi olduğunu düşünüp sinirlense de aslında bunu ona söyleten kişinin Bran olduğunu bilmiyordu. Bran Sansa'nın heyecanlanıp bu önemli sırrı Tyrion'a söyleyeceğini biliyordu. Ve bu sır duyuldukça Dany ile Jon'un arasının açılacağını da biliyordu. Yani Bran aslında Jon'u hiç desteklemediği halde onun bir Targaryen olduğunu duyulmasını sağladı. Böylece herkesin Night King'e karşı yan yana savaştığı ve hiç küslük yaşanmadığı bir savaştan sonra tekrar bir taht oyunu ortaya çıkardı. Aslında her şey güzeldi ve Night King'in gelişiyle birlikte taht oyunlarının sonuna gelmiştik. Artık herkes aynı düşman için savaşıyordu. Herkes önce Night King'i sonra da Cersei'yi devirmek için can atıyordu ve başından beri bunu yapacak iki kurtarıcımız vardı. Jon ve Dany. Night King'le olan savaşta Bran ne yaptı hatırlıyor musunuz? Gözlerini devirip kargılarla birlikte nereye gitti? Bütün bölüm onun bir şey yapacağını düşündük ama ne yaptı ki? Bilmiyoruz. Göstermediler. Belki de Jon'un ejderhadan düşmesini o sağladı. Belki de. Böylece Night King'i öldüren kişinin Arya olmasını garantiledi. Belki Dany'i ejderhasından düşürdü ve istese bile Jorah'ı kurtaramamasını sağladı. Bilmiyoruz. Jorah detayını ekledim çünkü Jorah'ın ölümü Dany için çok şey ifade ediyor. You may cover it up and deny it, but you have a gentle heart. You would not only be respected and feared, you would be loved. Bugüne kadar Dany'nin her sert çıkışında onun iyi tarafını gören ve onun iyi bir kalbi olduğunu savunan yegane kişi dostu Jorah olmuştu. Tempting to see your enemies as evil, all of them. But there's good and evil on both sides in every war. You are helping me show them to freedom. I wouldn't be here to help you if Ned Stark had done to me what you want to do to the masters of Yunkai. Tell him I changed my mind. No, tell him you changed my mind. Jorah'ın ölümünden sonra ortalık Tyrion ve Varys gibi dedikoduculara kaldı. Ve Bran, Jon'la ilgili yaydığı bilgiyle bu ikiliyi Dany'e karşı çok güzel kullanmış oldu. Jon'un bir Targaryen olması başlı başına bir sorun olabilir ama bu bilgiyi çok büyük bir hevesle yayan kişinin Bran olduğunu unutmayalım. Neyse, Bran o gün o savaşta her ne yaptıysa asla öğrenemeyeceğiz. Ama sonuç olarak zaferle biten bu savaştan sonra Dany ve Jon'un araları birden bozuldu. Zaten Bran geçmişe gidebilen biri olarak Dany'nin babasını iyi tanıyordu ve onun babası gibi sağlıksız kararlar alabilecek biri olduğunu da biliyordu. Jon'un da bir Ned Stark gibi saf biri olduğunu da biliyordu ve nifak tohumları sayesinde önce Dany delirdi, sonra da Jon onu ortadan kaldırdı. Yani görüyor musunuz? Şu saçma sapan senaryoyu şu an açıklamak zorunda kalıyorum. Böyle anlamlar yüklemeye çalışıyorum. Önceki hikayeleri bağlamaya çalışıyorum. Çünkü ne yaparsam yapayım, ne düşünürsem düşüneyim ortaya Bran'ın bir pislik olduğu çıkıyor. Saçma sapan bir şey oldu. Ha, bir de Tyrion var tabii. Sırada onu da pisliğin birine dönüştürdüler. En sevdiğimiz karakterlerden biriydi. En son bir Tyrion bölümü izlemiş olduk mesela biz, değil mi hanım? Baştan sona Tyrion bölümü izledim. İnanılır gibi değil. Bakalım ne pislikler yapmış. Dizi bize 2 sezon boyunca Tyrion'un hep kötü kararlar alan biri olduğunu ve sürekli Dany'e ihanet ettiğini gösterdi. Jon'un bir Targaryen olduğunu koşa koşa Varys'e söyledi. Çünkü Varys bilirse herkesin öğreneceğini biliyordu. She trusted you to spread secrets that could destroy your own queen. Ama ardından Varys'i Dany'e ispiyonlayan yine o oldu. Varys. Dany'i açık arazide Cersei'nin karşısına getirdi. Cersei'yi saraydan kaçırması için Jaime'yi serbest bıraktı ama Dany her zaman ona merhamet gösterdi. Tüm ordusunun karşısında ona artistik yaptığında bile oracıkta onu öldürtmemişti. Ama Tyrion, Jon Snow'u karşısına aldı ve Dany'nin ne kadar merhametsiz biri olduğundan bahsederek onu sevdiği kadını öldürmeye ikna etti. Ve artık bir seçeneği kalmayan Jon, istemediği bir şey yaparak Dany'i öldürdü. Ve yine kellesini kurtaran kişi Tyrion oldu. Tyrion ve Varys taht için uygun olan kişinin Jon olduğunu konuşsalar bile Tyrion bir kez daha Varys'i dinlemeyerek taht için Bran'ı uygun gördü. Ve Jon'u savunmadı bile. Yani bu Tyrion'u tutsakken bile neden dinliyoruz anlamıyorum. Dany'nin ölmesini sağlayan asıl kişi o değil miydi? Grey Worm kızmasında Jon'u duvara gönderiyorlar ama Grey Worm'un yanında Tyrion kral eli ilan ediliyor, öyle mi? Bu nasıl bir ikiyüzlülük? Söyleyin bana dostlarım. Tyrion Lannister'ı da duvara gönderin o zaman. Akşama kadar duvarın üzerinden iş etsin dursun.
Daha fazlasını neden hak ediyor ki bu adam şu an? Söyleyeyim. Çünkü az önce de belirttiğim gibi Bran'ın şeytani planlarını uygulamak için Tyrion mükemmel bir isim. Tyrion kendini çok zeki sanan ama aslında ne yöne çekilse oraya giden biri haline geldi. Ve tüm Westeros ondan daha aptal olduğu için herkes o ne derse desin mantıklı buluyor. Ve bahsettiğim tüm bunlar bu akılsız yazarların suçu. Dany, Jon, Tyrion ve Bran bu dizide böyle şeytani ve karaktersiz tipler haline geldiler. Sonuç olarak Bran Stark ne yapıp edip tahtı ele geçiren isim oldu. Taht için en uygun iki isim elendi. Biri öldü, diğeri ise Bran tarafından pişmanlıklarla yaşamak üzere duvarın ötesine atıldı. Bran bunların hepsinin olacağını biliyordu ve tüm bunları her şeyi gören üçüncü gözü sayesinde başardı. Sıkı durun. Çünkü her şeyi gören göz yeni bir dünya düzeni kurdu. Şuna bakın. Tüm dünyanın gözlerini ekrana dikip izlediği bu dizi en sonunda bize nasıl bir mesaj veriyor? Build the new world. Ne yaparsanız yapın, dünyayı onurlu olanlar yönetmeyecek. Yeni dünya düzeninde dünyayı bilgi olanlar yönetecek. Evet, komple teorisi gibi oldu biliyorum ama aklıma başka açıklama gelmiyor. Yani Illuminati sanki diziye el atmış da senaristleri dizinin böyle biteceğine dair tehdit etmiş olmalı. Bunun başka bir mantıklı açıklaması olamaz. Bu arada kitapta bence Bran yine kral olacak, Tyrion de yine kral olacak. Ama Bran'ın dizideki gibi hain planlarla kral olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum yani herkes Bran'ı oylarken onun masumların ölmesine göz yumduğunu fark etmediler mi mesela? Bunlar yaşanmadı. Çok ilginç. Saçma. Yani gerçekten her şeyi gören o göz mü dünyayı yönetecek? Bu mu konumuz? Üçgeni de kurdular. Yukarıda bir Stark, burada bir Stark, burada bir Stark. Böyle bir üçgen de oldu. Ya vay be. Bu değişik bir bakış açısı oldu biliyorum ama dediğim gibi Anıl'la oturup böyle sohbet ettiğimiz uzun bir video çektik. Bunu da orada bahsettim ama onu yüklemeye daha çok olduğu için burada bahsetmek istedim. Çünkü bu fikri harcamak istemedim. Olur da birileri de bahseder, bir şey olur. O yüzden hemen bu videoda bahsetmek istedim. Değişik. Ne düşünüyorsunuz? Bakın böyle baktığınızda çok ürkütücü oluyor biliyorum. Bir anda da böyle bir saçma geldi ama neden olmasın? Çok mantıklı. Neyse bakalım, görmezlikten gelelim. Tyrion kral olmak istemeyen birinin bir kral olması için iyi bir özellik olacağını vurguluyor ama why do you think I came all this way? Bran'ın kral olmak için oraya geldiğini itiraf etmesi üzerine kimse bir şey demiyor. Hem istemiyorum diyor hem de kral olacağımı biliyordum zaten diyor. Bu nasıl bir çelişki? Ayrıca şu detaya bir bakın. Tyrion bir de Bran'ın bizim ayaklı tarihimiz olduğunu söylüyor. Peki kendisi Jon'un gerçek anne ve babasını geçmişe gidip öğrenmişti ama o ikisinin evli olduğunu görmemişti. His last name isn't really snow. It's sand. He's not. Bu detayı ona söyleyen kişi Sam'di ve Sam bunu üstadların yazdığı anılardan, eski kitaplardan öğrenmişti. Yani bize hiçbir zaman Bran'ın tam olarak ne yaptığını göstermediler. Daha birkaç ay önce geçmişi yarım yamalak gören biriyken geleceği de parça parça gören biri mi oldu? Bundan birkaç sene önce de geçmişe gidip Hodor'un beynine zarar veren kişi o olmuştu. Zaten onu eğiten üç gözlü karga da Bran'ın eğitiminin yarım olduğunu söylüyordu ve Bran'ın yaptıklarından söz dinlememesinden memnun değildi. Ve Bran Night King'in ona dokunmasıyla hem onun hem ormanın çocuklarının ölmesine yol açtı hem de muhtemelen Night King'in duvarı geçmesini sağladı. Yani dizide bu çocuk bugüne kadar neyi tam yaptı da biz Tyrion adlı yürüyen hata makinesini dinliyoruz ve onu kral yapıyoruz. Bran'ın kral olunca ilk yaptığı şeylere bakalım. Yanına aldığı adamlar kendi adamları. Burada zaten tarafsız bir durum yok. Sam eğitimini tamamlamamış bir üstad. Bronn niye orada belli değil. Sir Bronn of the Blackwater, Master of Coin. Odada profesyonel kimse yok. Sanki herkes torpille gelmiş. Torpille yönetilen bir sistem. Bran'ın oylaması sırasında oyların ikisi kardeşlerinden geldi zaten. İlk saniyede kuzeye özgürlüğünü vererek taraflı bir şey yaptı ve bir krallık kaybetti. Özgürlük isteyen Demir Adaları bu sırada sustu. Zaten özgür sayılan Dorne'un ise sesi bile çıkmadı. Belki de güçlerini anlamadıkları bu kişiden korktular. Kim bilir? Korkuyla mı yönetiliyor yani Westeros? Yani buradaki yeni yönetimde ne farklı ki? Bunun Dany'nin söylediğinden ne farkı var? Dany dünyayı merhametli olanlar yönetmiyor demişti. Haklıydı. Masumların ölmesine göz yuman ve kral olacağı günü bekleyen biri kral oldu. Ve belki de yüzlerce yıl yaşayacak kadar güçlü biri. Kimse ona savaş planı yapamaz. Kimse ondan şikayetçi bile olamaz.
olamaz. Çünkü herkes onun her şeyi gördüğünü biliyor olacak. Zamanla insanlar korkuyla yönetildiklerini fark edecekler. Çünkü kral onları evlerindeyken bile görebiliyor olacak. Bu finaldeki en doğru şeyi yine Jon Snow söyledi. Dany düşündüğü şey için merak etme ben iyi olduğunu biliyorum dediğinde Jon peki diğerleri, kendilerinin iyi olduğunu düşünen diğerleri ne olacak demişti. Bu tüm kahramanların bildiği bir şeydi. Haklı olduğunu düşünmek en büyük yanlıştır. Alakasız olacak ama bunu Spider-Man bile biliyor. Stark tell you anything else? That you're wrong? You think you're right? Çünkü mutlaka kendi bildiğinin daha iyi olduğunu düşünen birileri çıkacaktır. How do you know it'll be good? Because I know what is good. All the other people who think they know what's good, they don't get to choose. Ama Dany onların seçme hakkı yok diyerek büyük bir hata yapmıştı ve Dany'nin yanlış yolda olduğunu anlayan Jon onu öldürmek zorunda kaldı. Peki Bran? Videonun başında da dediğim gibi belli ki Bran kral olacağı günü beklerken yaşanacak her şeye göz yummuş. Çünkü kendi yönetiminin iyi olacağını biliyor. Dany de kendi yönetiminin iyi olacağını biliyordu. Bran de sessiz kalsa da aslında bize aynı şeyi söylüyor. Her şeye göz yumdu çünkü o kral olmalıydı. Çünkü o iyi olduğunu biliyor. Ama bunu bir tek o söylüyor. Biz Bran'ın iyi biri olup olmayacağını asla bilemeyiz. En azından bize gelecekte Westeros'un çok mutlu olduğu bir kesit gösterebilirlerdi ama onun yerine Bran'ın Drogon'un peşine düştüğünü gösterdiler. Çünkü güç onu da delirtecek. Şimdi de ejderha peşinde. Gerçekten öyle mi? Eğitimini yarım yamalak tamamlayan Bran güçlerini kötüye mi kullandı? Ben aksini düşünmek istiyorum. Ama bu kafası yarım yamalak çalışan yazarlar yüzünden çıkan sonuç sanki bu oluyor gibi. Evet bu kadar. Yani açıkçası bu bölüm için bir inceleme videosu çekmek istemedim. İçimizden de gelmedi çünkü oturup da ay o nasıl bölümdü, ay şu nasıldı, işte şurası çok iyiydi, burası böyleydi, burası olmamıştı gibi şeylerin boşa gideceğini düşündüm ve sadece Bran'a odaklanmak istedik. Çünkü asıl konuşmamız gereken tek konunun şu an Bran olduğunu düşünüyorum. Ya sonuçta karakter gelişimlerinin hepsi zaten boşa gitti. Dany boşa gitti. Jon desen gerçekten you know nothing Jon Snow. Gitmiş bir de itiraf etmiş suçunu. Kim bilecekti onu ya? Boş ver, oylamaya da katılma. Kim kral olacaksa olsun o değil ki derdim. Küçük Emrah ya. Neyse. Yani konuşacak şey bitmez. Bu bölümle ilgili de konuşacağımız bence var bir şeyler ya. Mesela bu pazar bize bir şeyler yayınlayacaklarmış. Hiç sesleri de çıkmadı zaten. Bakalım bu pazar bize neler verecekler. Ben böyle gerçekten çıkıp şaka yaptık bu sezon 2 bölüm daha vardı. Biz size söylememiştik falan demelerini bekliyorum, umut ediyorum hala ama olmayacak tabii ki. Mesela bir bölüm daha olsa Bran'ın gerçekten kötü biri olduğunu anlasak bari. Zaten öğrendik de. Bu arada bütçeleri de varmış. Daha fazla bölüm yapacak olanakları da varmış ama kendileri istememişler. Kendileri bilirler. Kötü yazarlar olarak tarihe geçtiklerini düşünüyorum. Bravo, tebrik ediyorum. Bran ve Tyrion da benim kafamda pislik olarak kaldı artık. Yapacak hiçbir şey yok. Herkes gibi kitapları bekleyeceğim ve adam akıllı bir final izlemeyi imgeleyerek bekliyorum ama onu da tembel yazarımız yazmıyor. Yazmıyor ya, bana ne bir sürü işi varsa. Tamam arkadaşlar bu kadar. Üzerine daha konuşacağız dediğimiz gibi. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. Abone olmayı, videoyu beni paylaşmayı unutmazsınız diye umuyorum artık. Yani lütfen. Konuşacağımız da güzel diziler var bu arada. Bitti sanmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Var mı sizin diyeceğiniz bir şey? Siz söyleyin. Yorumlara yazın. Bu Bran hakkında ne düşünüyorsunuz? Yoksa bu üç göz muhabbet falan. Illuminati'nin bir oyunu muydu? Yorumlarda yazın. Bir şey olmaz değil mi? Başıma bir şey gelmez benim.